Selamlar. Nasılsın? İyi misin? Hangi saatte izliyorsun beni çok merak ediyorum. Hani evet ben videoları saat 11'de atıyorum. Sen bu videoyu sonrasında izliyorsun ve ne zaman izliyorsun? Yazsana bana şu an izlediğim saat şudur diye. Gerçekten merak ettiğim için soruyorum arkadaşlar. Beni izleyen kitle gececi tayfamı yoksa gündüzcü tayfamı yoksa fark etmiyor saat olacağım Bir gün şunu da izliyorum, bir gün bunu da izliyorum tayfamı Gerçekten izlendiğim saati merak ettim ya. Prime time'da mı izleniyoruz? Nerede izleniyoruz? 27. gündeyiz. Doğru söyledim ya. Yani 27. gündeyiz ve yüzde problemlerinin soru avcısındayız. Gönder. Gönder gelsin. Şimdi kaç tane sorun var? Sadece 5 tane sorun var ama elleri öpülese 5 tane soru bunlar. Öyle e, kolay diyebileceğim sorular değil. Hatta ilk soruda bombayı atıp başlatıyorum. İnek çiftliği sahibi Ali Bey'in elinde 40 adet küçük boy, 30 adet orta boy, 20 adet büyük boy şişe vardır. Hemen yazıyorum. 40 tane küçük boy, 30 tane orta boy, 20 tane de büyük boy şişe var dedi ben bu şişeleri hemen buraya yazdım. Ali Bey üretilen sütlerin boy ve orta pardon büyük boy ve orta boy şişelerin tamamını doldurduğunda sütlerin yüzde 80'ini büyük boy ve orta boy şişelerin tamamını doldurduğunda yüzde 80'ini hemen bakıyorum. 20 tane büyük boy artı kaç tane orta boy? 30 tane. 30 tane orta boyu aldığında ya hocam kaç litre sütümüz olsun? 100 litre sütümü olsun benim ki ben rahat rahat işlem yapabileyim. Niye? %80 dediğinde buraya 8 yazabileyim. 80 yazabileyim özür dilerim. Tamam Şimdi devam ediyorum. Orta boy ve küçük boy şişelerin tamamını doldurduğunda. Şimdi orta boy ve küçük boyları dolduralım. Orta boy 30 tane orta boyla 40 tane küçük boyu doldurduğumda %50'si yani 50 litre ee, sütümüz var. Devam ettim. Büyük boy ve küçük boy şişelerin tamamını doldurduğunda yüzde yetmiş. Büyük boy 20 tane var. Artı küçük boy, küçük boy kaç tane var? Küçük neredesin? 40 tane küçük boy var. Cevap eşittir ne gelmiş? 70 litre gelmiş. Şimdi diyorum ki ben bir dakika seni diyeyim şu tarafa doğru biraz çekeyim. Dedim şu ikisinden ben orta boyları bir yok edeyim. Orta boyları yok etmek için ne yaptım? Oradaki iki değeri birbirinden çıkartıyorum. Çıkardığımda elde ettiğim değer ne yaptı? 30 yaptı. Küçük boy şişenin kapasitesi büyük boy. Bak küçükle büyüğü karşılaştıracak. Ama o yüzden orta boydan kurtulmak. Şu denklemi de aldım tekrar buranın altına yazdım. 20 tane büyük boy artı 40 tane küç, küçük boy. Eşittir ne geldi? 70 geldi. Şimdi bu ifadeleri alt alta toplasam mis. Neden mis? Bunlar zaten birbirine götürüyor. 40 tane büyük boyu eşitse 100'e sıfırlar birbirini götürdü. Büyük boyu eşittir 2'ye böldüm 5, 2'ye böldüm 2. 2 bölü pardon 5 bölü 2 litredir. Burayı anladık mı? Burada problem var mı? Yok. Şimdi aynı ifadeden küçük boyu hesap etmeye çalışacağım. Şuradan 20 çarpı 5 bölü 2 eksi 40 çarpı k eşittir 30. Bir dakika dedim ya sıfırlarla falan uğraşmayacağım. Bunları gönderdim. 2'yi gönderdim. 5 eksi 4 tane k eşittir 3. Seni attım oraya. Eksi 4 k eşittir eksi 2. k eşittir 1 bölü 2 geldi mi geldi. B'yi de bulduk mu bulduk. Büyük boy şişenin kapasitesi 5 bölü 2 ben %100 kabul edersem 1 bölü 2 olan küçük şişenin kapasitesini %x kabul edeceğim. Buradan da denklemden de artık soruyu bulacağım. 100 çarpı 1 bölü 2 çarpı 5 bölü 2'ye böleceğim. Ben de kal. Bölmek demek ters çevirip çarpmak demektir rasyonel ifadelerde. Şuradan 20'yi buldum. Demek ki neymiş? Yüzde yirmiymiş. Baktım seçeneklere vurdum cevabı Daha ilk sorudan canavar gibi bir soruyu geride bıraktım. Şakir maaşına her tek yılda yüzde %25, her çift yılda yüzde %20 zam yapıyor. Şakir'in 2023 yılındaki maaşı 9 bin lira olduğuna göre 2019 yılındaki maaşı nedir? Şimdi biz demek ki 2019'dan itibaren zamlamaya başlayacağız ki geriye döndüğümüz baktığımızda adamın gerçek maaşını bulabilelim. Şimdi 2023 yılında bu arkadaşın maaşı ne kadar? 9 bin TL'ymiş. Burada bir dursun. Bir dakika sen orada dur her tek yılda yüzde yirmi Örneğin burası tek yıl oldu hiç burada yok. Burada zaten başlangıç noktası. Diyelim ki adamın maaşı A ise bir sonraki yıla geçerken burada yüzde kaç yapacak? Yüzde yirmi. Neden? Çift yılda yüzde yirmi yapıyor. Bu tarafa geçerken yüzde kaç zam yapacak? Yüzde yirmi yapıyor. Buraya geçerken yüzde yirmi zam yapıyor. Buraya geçerken yüzde yirmi zam yapacak. Ve cevap ne çıkacak? Dokuz bin. Bak şimdi güzel arkadaşım. Senin maaşın 100 %100se eğer burada. %20 zam yaptığında artık maaşın ne oluyor? %120'sini buluyorsun. A sayısının %120 bölü yüzünü bulacağım. %120'sini bulursam 2020 yılındaki maaşını bulmuş oluyorum. Aynı maaşın %25 oranında zam yapılması demek hem yüzde alacaksın demek, hem de üstüne %25 ekliyorum demek. Artık yüzde kaçını alacaksın? O maaşını hesaplamak için nasıl bir formül yapman gerekiyor diyor. %125 bölü yani 125 yirmi beş çarpı yüz yaz bölü yüz yazarsan 2021 yılındaki maaşını bulursun diyor. Devam ediyorum. Yüzde zam yapmak demek maaşının %100 olduğunu kabul edersem %20 yirmi zam yaptığımda ne olur maaşı? 120 yirmi bölü yüz olur çarpı burası 2022 yılıydı. Nihayet 2023 yılına geldik. %25 zam yaptığında 125 bölü 100'ünü buluyor. Ve en son bulduğu işlemler artık şurada karşıda 9000 TL var. Hay maşallah diyorum bayağı da işlem yaptık. Şunları sadeleştirdim. Sıfırlar gitti. 2'ye böldüm 6 bölü 5. 25'e böldüm 5. 25'e böldüm 4. Bir daha 6 bölü 5. Bir daha 5 bölü 4. Bir kere 5 buradan gitti. 5 buradan gitti. 5 buradan gitti. 5 buradan gitti. 4 2'ye böldüm. 2 2'ye böldüm. 3 2'ye böldüm. 3 2'ye böldüm. 2. Yukarıda 3 3 A kaldı. Yani 3 kere 3'ten 9 A kaldı. Eşittir. 2, 2, 9 bin kaldı. 2 çarpı, 2 çarpı 9 bin kaldı. Şunlar sadeleşti, bin kaldı. 2 kere 2, 4 yaptı çarptığında A'nın cevabı ne geldi? 4 bin TL geldi. Adamın cihazın maaşı 4 bin TL'ymiş. Ardından 9 bin TL'lere yükselmiş. Enteresan bir soru daha. Üçüncü soruyla devam ediyorum. Bir nal buradan. 500 kilogramlık çivi isteyen Remzi, alan Remzi... İş yerine geldiğinde ürünleri yüzde beş kadar eksik tartan kendi tartısında tartmış 380 kilogram bulmuştur. Bir dakika bir Remzi'nin tartısı var Remzi'nin tartısı var değil mi o tartıyor. Bir nalburun tartısı var. Nalburun tartısı var. Tartı. Demek ki nalburun tartısı da yanlış bir şeyler yapıyor. Bir de gerçek değer var. Gerçek değer. Şimdi şurada bir anlaşalım. Remzi gidiyor 500 kilogramlık çivi istiyor. Doğru mudur? Ben diyor 500 kilogramlık çivi alacağım diyor. Gidiyor alıyor 500 kilogramlık çiviyi. Fakat kendi tartısı %5 eksik tartıyor. Yani Remzi 100 gram ya da kilogram bir 100x bir şey tartmak istediğinde onun tartısı kaç x gösteriyor? 95x gösteriyor. %5 eksik gösteriyor. Ve kendi tartısında bu 500 kilogramı gelip tarttığında ne ölçüyor? 380 kilogram çıkıyor. Ama gerçekten 500 kilogram almadı aslında o. Bak kafan karışmasın. Remzi'nin tartısı 380 kilogram gösteriyor. Tamam da Remzi tartıya kaç kilogramlık gerçek değeri kaç kilogramlık olan bir şey koydu acaba? Onu bir bulmaya çalışalım. Çünkü o Nalbur'dan aldığını buraya yerleştiriyor tamam mı? Yani Remzi'ye göre Nalbur'un tartısından aldığı değer olacak buradaki soru işareti. Bayağı enteresan yani böyle devreleri yaktıracak soru. 380 çarpı 100 ...bölü 95. Abi bu sayılar da güzel sayılar. Sadeleşir umarım diye bakıyorum. E, 95'i 5'e bölsem ne gelir diye baktım. Baktım 5. E, şuradan 45. 9 defa var 19. 5'e böldüm 19. 5'e böldüm 20. 19'a böldüm 1. 19'a böldüm 2 defa var 20. Aha da buldum 400. Şimdi demek ki... ...bu adam buradan kaç kilogramlık eşya almış? 400 kilogramlık eşya almış. Hop burada araya giriyorum güzel arkadaşım. Yayından sonra fark ettim ki burada işlem hatası yapmışım. Evet burayı gelip düzeltmem gerekiyor. Şimdi biz ne dedik? Remzi'nin tartısı 400 kilogramı yazdık. Şimdi şunu biliyoruz. Biz Nalbur'a gittik bana kaç paralık e, çivi ver dedik. 500 kilogramlık. Nalbur kendi tartısına baktı 500 kilogramlık çiviyi tarttı. Tamam da onun gerçek değeri 400 kilogram çıktı hocam. Evet bunu anladım. O zaman gerçekte 100 kilogramlık ya da yüzde yüzlük bir değer verseydim ben ona Nalbur'un tartısı onu yüzde kaçlık değer olarak tartacaktı. Anlaştık galiba. Şimdi içler dışlar çarpımını yapacağım ben burada. 500 çarpı 100 bölü 400 diyeceğim. Şu sıfırları şunlardan götüreceğim. 4'e böldüm 25 geldi. 25'te 5 çarptım ne geldi? 125 geldi. Demek ki nalburun tartısı 125 kilogram olarak tartıyor neyi? Ona verdiğim 100 kilogramlık ürünü. Demek ki nasıl bir fazlalık var burada? 25'lik fazla tartan bir tartısı varmış Nalbur'un. Nalbur bu kafayla batar yalnız. Doğru cevap seçeneğidir. Mehmet hocama devrediyorum. Kaldığınız yerden devam. Mehmet hocam bak bir daha hata yaparsan gelmem. Gelmem bir daha. Ya bu kadar hata işlem hatası. Burada işlem hatası yapılır mı arkadaş? Neyse kendimizi de gömüyoruz ama hadi Mehmet Hoca ile devam. Birinci makine, ikinci makine. incir, 50, 100. Ne bunlar Hoca? Bakalım beraber görelim. Bu da güzel. Bu da güzel. Abi harbiden sorular çok sert. Bir fabrikada yaş incir ve yaş üzüm yapay kurutma makinelerinde kurutuluyor. Ürünler önce birinci makineye sonra ikinci makineye atılmaktadır. Bu makinelere atılan ürünlerin ağırlık kayıpları yüzde olarak yukarıda verilmiştir. Bunlar kayıplar. Yani yüz atıyorsun yüzde ellisini kaybediyor. Yüz atıyorsun yüzde yirmisini kaybediyor. Bak biz kalanları yazalım bakalım. Yani kalanlar bizim için önemli. Kayıpları kim ne yapsın değil mi? Kalanları da yan tarafa değerler oluşturacağım, yazacağım. Ne kadarı kalır? Yüzde 20'si kalır. Ne kadarı kalır? Yüzde 40'ı kalır. Ne kadarı kalır? Yüzde sekseni kalır. Ne kadarı kalır? Yüzde yetmiş'e kalır. Fabrikada bir miktar üzüm ve incir. Bu makinalarda kurutulmuş ve her iki üründen de eşit ağırlıkta kuru meyve edilmiştir. En kritik nokta. Şimdi ben incirden diyelim ki A kilogram aldım. Bu A kilogramı önce birinci makineye sonra ikinci makineye atacağım. Birinci makineye attığımda ağırlığın %50'si gitti, kalan da %50. Geriye benim elimde bu kadar ağırlık kalacak. Çarpı ikinci makineye attığımda %20'si gitti, geriye ne kadar kaldı? sekseni. Yani bu koyduğum ağırlığın %80'ini geri alacağım. Eşittir neye eşittir? Üzüm. Belli bir miktar üzüm alalım hocam. Ne kadar alalım? B kilogram alalım. Ben bu B kilogram aldığım üzümü birinci makine yaptığımda yüzde kırkını geri alabiliyorum. Kuruyor gidiyor çünkü. Yüzde kırkını geri aldım. Gittim aynı yüzde kırkı bunun içine attım. O attığımın da yüzde yetmişini geri alabiliyorum. Bakın kalını hesaplamamın en önemli nedeni bu. Ve bu iki değer birbirine Eşit eşitlik varsa problem çözülür. Yani artık burada bir anlaşalım. Burayla ilgili kimsenin kafasında soru işareti istemiyorum. Cır sana cırt sana cırt sana cırt sana. Tık sana tık sana tık sana tık sana. <laughs> Şarkı sözü gibi. 2'ye böldüm 4. Pardon 4'e bölelim ya. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm gitti. 2 kere 5 10'a. Bak buradan 10 tane A geldi. Buradan 7 tane B geldi. I, herkes karşısındakinin 7 pardon 7 katına eşit olur mu? Herkes karşısındakinin katına eşittir. Bu 7x olsun. B dediğimiz değer de 10x olsun. Başlangıçta kurutma işlemine atılan incir. incir Üzümün yüzde kaçıdır? Üzümün. Üzüm de B'dir. Üzüm 10x'de 100x yazarsam. incir 7x'de 70x yazarsam. Yüzde kaçıdır? Yüzde 70'idir hocam. Sen direkt cevabı buldun ya bana. 10 numara 5 yıldız bir soru çözümü daha yaptık ya sana. Yalnız günün bence hadi diğerleri problemli falan da filan da ama tam bir TYT ayarında tam bir ÖSYM sorar. Yani bu soruyu düşünmek gerçekten aklını fazlasıyla zorlamak kullanmak demektir. A ve X pozitif tam sayıları için. Yuvarlak A görürsen X fazlasının X eksi. A sayısının kare görürsen X fazlasının pardon X eksinin X fazlası işlemleri tanımlanıyor. İnanılmaz enteresan bir işlem bak şunu ben bir yazayım mı? A sayısının x fazlası demek 100 artı x bölü 100'ünü bul demek. Fazlasının yüzde x eksi. Yüzde x eksi demek yüzden x çıkar yüzle çarp demek. Önce senin burayı bir sindirmeni bekleyelim ne dersin? Gerçekten enteresan. Bak mesela yüzde 10 fazlasının fazlasının yüzde 10 eksi diye okuyalım ne dersin? Kabul mü? Diyelim ki benim elimde 100 TL var. %10 fazlası ne yapar? 110 TL yapar. %10 eksiği ne yapar? 110 TL'nin %10 eksiği 11 TL'yi çıkar demektir. Elinde ne kalır? 99 TL kalır. Yani bu işlemi yaptırtıyoruz aslında burada. Peki geldim buna. Aynı işlemi bakalım. A sayısının %x eksiği demek yüzden x'i çıkar, oradaki değeri bul. Çarpı %x fazlası demek yüzde x ekle. Yüzle böl buradaki değeri bul demek Ve burada da yine aynı şekilde başlarsam bak 100 TL'yi aldım. Yüzde 10 eksiği nedir? 90 TL. Yüzde 10 fazlası nedir? 99 TL. Vay ilginç değil mi? Aslında burada yapılan işlemle burada yapılan işlem aynı olduğu için her zaman doğrudur. Lafına bir kere hemen 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 bunu vuruyorsun ee, okeyimizi geçiyorsun. Ama hocam sen burada sayı vererek yaptın. Tamam sayı vermeseydim eğer senin şöyle yazman gerekmiyordu. Yuvarlakta hocam bu işlemi yazacağım. Çarpı 100 eksi x bölü 100 eşittir. E, aşağıdaki pardon karede de şu işlemi yazacağım e bunu yazınca da aynı değeri elde ediyorum bunu yazınca da aynı değeri elde ediyorum o zaman bu iki değer her daim her yerde birbirine eşittir efendim peki gel bu değeri bulduktan sonra ne diyor kareyi bulduktan sonra diyor şuradaki değeri bulduktan sonra diyor gelin bulalım önce o değeri ben şöyle biraz e, dijital ortamın nimetlerinden faydalanıyorum şuraya koydum bakın bunu bulduktan sonra yani içerideki kare kısmını yaptım. Yuvarlığa uyguluyorum. Üstüne bir de yuvarlak uyguluyorum. 100 artı x çarpı 100 artı x bölü 100. 100 eksi x bölü 100. Sence bu ifade a'ya eşit olabilir mi? Olabilir mi? İmkanı yok olamaz. Geldim buradaki ifadeye. Bu da çok enteresan bir ifade. Kareyi aldım geldim yine bak. Kare ifadesini az önce kopyalamıştık zaten aldım geldim. Şimdi şurayı yazdım. Tamam mı? Burası kare içerisindeki anın ifadesi. Bunu aldım karşıya attım. Sen iyi kötü artık zaten eşitsizlik bilen bir insansın. Bunu yazdım. Hocam ben bunun bundan küçük olduğunu nereden bilebilirim? Bak şimdi. Tık sana tık sana. Burası bir kalır mı kalır. Hocam yani buradaki ifade. Bir de buradaki ifade bölümünde birden küçük çıkıp çıkmadığını nereden bilebiliriz diyeceksin. Bilemeyiz diyeceksin. Hayır. Kesinlikle bilebiliriz. Çünkü buradaki ifade yani sana nasıl tarif edelim. Bileşik kesir değildir. Bileşik kesir olmadığı için değeri asla birden de ne olamaz? Büyük olamaz. Otomatikman altında da bölü bir yüz olduğu için her zaman daha küçük değer çıkacaktır. Mesela 10 verdiğimde değer ne çıktı? 99 çıktı. Yani 99 küçüktür 100 çıkacak. Bakın A'ya 100 verdik. X'e %10 dersek eğer işte %10 eksenin %10 fazlası dediğinde 99 gelirken A değeri yüzde kalıyor. Yüzde yüzde kalıyor. Ha, otomatikman sen hangi sayıyı verirsen ver. Buradaki her zaman basit kesir gelecek. Basit kesir geldiği için her daim doğru olacak. Doğru olacak doğru. Tamam inanmıyorsun. Ya yaz bunun iki kare farkı değil mi bu? 100 kare eksi x kare bölü 100. Ya arkadaş pardon 100'ün karesi. Bu ifade her zaman birden küçüktür. Küçüktür. Kurtuluşu yok. Her daim birden küçüktür. İstersen ispatla gör yani ispatladık aslında. 1 ve 3 doğru cevaptır. Çok enteresan bir soruydu. Günü bayağı enteresan bir soruyla bitiriyorum. Bitirmesine ama sana da bir tane soru bırakmadan geçmeyeceğim hemen. Nerede benim o sorum? Aha da burada. Gönder gitsin sorusu. Ellerden öper efendim. Çözümleri hemen yazıyorsunuz, bitiriyorsunuz. E, aşağı böyle ayrıntılı yapıyorsunuz. Ben de en güzelini, en beğendiğimizi, sizlerin en çok beğendiğini ne yapıyorum? Hemen ekliyorum arkadaşlar. Daha doğrusu sabitliyorum yorumlara. Şimdi geldik bu haftanın son dersinin son pardon son dersi ilk özür dilerim bir tane daha var yarın yapacağız onda. Cuma günü itibariyle problem altı yüzde problemleri biter arkadaşlar. Kar zarar problemlerine geçiyoruz cumartesi itibariyle ve 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 ve, ve. bir haftanın daha sonuna geliyorum efendim. Adım adım ta Gerçi Cuma değil. tane tane sona doğru ilerliyoruz. Bugünlük benden bu kadar diyorum. Bir sonraki derste görüşene kadar. hoş kal. Hoşça kal. え